Eski Mısır'da parfüm sosyal, dinsel, kültürel ve ekonomik değere sahipti. Parfümlere en çok önem verenlerden biri kuşkusuz Kleopatra idi. Kleopatra bitkilere ve güzel kokulara tutkundu. Toplumda kişilerin ekonomik durumlarına göre parfüm türleri ve şişeleri değişiklik gösteriyordu. Parfüm, kozmetik ve kişisel bakım güncel hayatta yaygındı. Tod Festivali gibi önemli kutlamalar sırasında konuklara kokulu çelenkler, nilüfer çiçekleri ve parfümlü kremler, sıvı parfümler sunulurdu. Parfüm, tanrıların kokusu ve nefesi olarak adlandırılır ve sunaklarda kullanılırdı. Parfüm laboratuvarları genelde tapınaklardaki bazı bölümlerdeydi. Eski Mısır'da ancak temiz ve bakımlıysanız öbür dünyaya gidebilirdiniz. Ölen kişinin ilahi parfümden nefes alabilmesi için koku, çiçek genellikle burnuna tutulurdu. Mumyalama işlemi sırasında kutsal yağlar ve reçineler de kullanılıyordu. Yedi kutsal yağ gibi özel parfümler yeniden doğuşu ve ölüm sonrası huzuru sağlamak için kullanılmıştı. Parfümün efendisi Nefertem ise kutsal mavi nilüfer ile temsil edilirdi. Eski Mısır'da bugünkünün aksine Nil'in yüzeyi mavi ve beyaz nilüfer yaprak ve çiçekleriyle kaplıydı. Lotus, Ra ve yaratılışın parlak başlangıcı arasındaki bağı temsil ederdi. Kokulu bir reçine olan mür, Horus'un gözyaşı olarak anılırdı. Hathor için hazırlanan Tişeps kremi 241 günde hazırlanır ve özel günlerde kullanılırdı. Mercan köşk bitkisi timsah başlı Nil'in efendisi Sobek'e adanmıştı ve kraliyet gücünü simgelerdi. Bu aromatik bitkinin tıbbi ve ruhsal özelliklerinden video devamında ve özel eğitimlerde bahsedeceğiz. Eski Mısırlıların parfüm üretimi hakkında bilgimiz tapınak ve mezarlardaki duvar resimleri ve Yunan, Romalı klasik yazarlardan gelmektedir. Claudius Galen, Anadolu'da Pergamon, Bergama şehrinden gelen ünlü bir hekim ve filozoftur. Panzehirler Üzerine adlı eseri parfümler ve ilaçlarla bağlantılı olması açısından önemlidir. Bu eser günümüze ulaşan en eski alfabetik bitki rehberi olma özelliğini taşır. Mısır parfümleri antik dünyada ünlüydü. Mısırlılar Mendes ve İskenderiye'de parfüm ve tütsülleri üretiyorlar, sadece Roma'ya değil tüm Akdeniz'e satıyorlardı. Ancak üretim için gerekli olan tüm malzemeleri sağlayamıyorlardı. Çünkü bazı bitkiler Mısır'da yoktu. Bu nedenle birçok ticaret yolunu kullanarak farklı medeniyetlerle ticaret bağlantıları kurdular. Edfu'daki Horus Tapınağı'nda bereketi de temsil eden parfümü saklamak için en uygun malzeme kaymak taşı kavanozlar olduğu bilinmektedir. Kaymak taşı su mermeri olarak da bilinen ince pürüzlü bir tür kireç taşıdır. Kalsiyum karbonat ya da kalsiyum sülfat bileşimidir. Doğal haldeyken ışığı geçirir ve beyaz renktedir. Daha çok süs eşyası ve heykel yapımında kullanılan kaymak taşı antik dönemlerde daha çok kahverengi sarımsı renkteydi. Esans ve yağları en iyi çözen alkolün damıtılmasının bilinmediği M.Ö. 4. yüzyıldan önce çiçekler ve kokulu odun parçaları yağda bekletilerek yani maserasyon yöntemiyle kokular çıkarılıyordu. Elde edilen bu kokular diğer sıvı ve katı yağlarla karıştırılıyordu. Alternatif bir yöntem olarak da malzemeler yağ ve su ile 65 dereceye kadar ısıtılır ardından süzülürdü. Enfleuraj yönteminde çiçekler, kökler veya reçineler yağ katmanlarına batırılarak kremler ve pomatlar oluşturulurdu. Bunlar vücuda sürüldüğünde tüm bedenin güzel kokmasını sağlardı. Soğuk sıkım cold press yöntemi üzüm presleme işlemine benzerdi. Çiçekler veya tohumlar güçlü baskılanarak özü çıkarılırdı. Parfüm yapım atölyeleri tapınaklara ve önemli merkezlere entegre edilmişti. Bu alanlar parfümlerin veya tütsülerin üretimi, depolanması ve dini törenlerde kullanılmak üzere hazırlanması için tasarlanmıştı. Parfüm laboratuvarları dini ritüellerle bağlantılı önemli alanlardı. Balanoz yağı parfüm yapımında taşıyıcı yağ olarak kullanılmıştır. Diğer aromatik bileşenlerin kokusunu sabitlemek ve ciltte daha uzun süre kalmasını sağlamak için temel oluşturur. Balanitesa, Egyptica'nın tohumlarından elde edilen balanoz yağı, kolayca bozulmayan ve bu nedenle parfüm yapmak için çok uygun olan yumuşak, kokusuz bir yağdır.
Mür ile ısıtılırsa mürün uçucu yağı sabit balanoz yağı tarafından emilir ve sonuç olarak bu da bir parfümlü hale gelir. Mür, Commiphora cinsi ağaçlardan elde edilen aromatik bir reçinedir. Hoş kokusuyla bilinir ve eski çağlardan beri hem tütsü hem de tıbbi amaçla kullanılmıştır. Tatlı, sıcak ve toprak kokusuyla parfümlere derinlik ve zenginlik katar. Mür, kutsal kabul edilen bir bileşendi ve genellikle tapınak törenlerinde, mumyalamada ve adaklarda tütsü olarak kullanılırdı. Aynı zamanda antibakteriyel özellikleri nedeniyle mumyanın bozulmasını önlemek için de tercih edilmiştir. Tarçın, Cinnamomum verum ya da Cinnamomum zeylanicum ağacının kabuğundan elde edilen aromatik bir baharattır. Parfümlerde sıcaklık ve tatlılık sağlamak için tercih edilmiştir. Hafif odunsu bir aroma sağlar. Antik Mısır'a uzak doğudan ticaret yoluyla getirilmiştir. Mumyalamada da kullanılmış ve lüks bir malzeme olarak görülmüştür. Cassia, Cinnamomum cassia türünden tarçına benzeyen ancak biraz daha acı ve keskin bir aromaya sahip bir bitkidir. Sıcak ve baharatlı notası kokulara enerji ve güç katar. Baharatlı, odunsu ve tatlı bir ton verir. Asphalatus, Laden reçinesi, Akdeniz bölgesine yetişen bir bitkiden elde edilen odunsu ve reçineli kokusu ile bilinir. Özellikle aromatik duman ve derin reçineli notalar eklemek için parfüm karışımlarına eklenirdi. Aynı zamanda tanrılara adak sunma ve ölüleri onurlandırma ritüellerinde de önemli bir bileşendi. Çam reçinesi, çam ağaçlarının gövdesinden veya dallarından elde edilen doğal bir reçinedir. Odunsu, dumanlı, hafif tatlı ve ekşi bir kokuya sahip olup parfümlerde genellikle derinlik ve kalıcılık sağlamak için de kullanılmıştır. Geleneksel tıpta antiseptik, antiinflamatuar özelliklere sahip olduğu düşünülerek de kullanılmıştır. Yakılmış reçine, çeşitli ağaçların reçinelerinin yakılmasıyla elde edilen bir bileşendir. Özellikle mür ve sedir ağacı reçinesi sıkça kullanılmıştır. Dumansı, derin ve güçlü bir aroma sağlar. Yakıldığında ortaya çıkan yoğun ve mistik koku, ruhsal temizliği ve tanrılara bağlılığı simgelerdi. Katran, genellikle odunlardan elde edilen yoğun aromatik reçineler olup, tütsü yapımında en yaygın kullanılan maddelerden biridir. Parfüm yapımında temel bazlar olarak kullanılırdı. Tanrılara adak olarak sunulan tütsülerde veya ölülerin mumyalanma süreçlerinde de kullanılırdı. Kokulu kamış, antik Mısır parfüm tariflerinde genellikle baz notu olarak kullanılırdı. Bu koku, parfüme yumuşak ve hafif notalar ekler ve bazen çiçeksi veya odunsu bir alt nota verebilirdi. Aromatik kamış, kalamus, tatlı bayrak kamışı veya citronella kamışı, eski Mısır parfümlerinde kullanılan tatlı ve baharatlı bir kokusu olan bir bitkidir. Hasır otu, Cypressea familyasına ait, dünyada daha çok tropik ve ılıman bölgelerde bulunan bir bitkidir. Cypreus papyrus, eski Mısır'da papyrus kağıdı üretiminde kullanılan ünlü bir bitkidir. Hasır otu türleri geleneksel tıpta idrar sökücü, anti-enflamatuar ve sindirim düzenleyici özellikleriyle bilinir. Theophrastos bu bitkiyi parfümeride kullanılan bitkiler arasında listelemiştir. Safran, Crocus çiğdem bitkisinin stigmalarından elde edilir. Ancak bu bitki de eski Mısır'da yetişmediği için dışarıdan ithal edilmiştir. Kifi parfümünün temel bileşenlerinden biri olan safran, üretimi ve bulunabilirliği açısından oldukça özel bir yere sahipti. Kifi parfümünün temel bileşenlerinden biri olan safran oldukça özel bir yere sahipti. Kalıcı parfüm balona yağı, mür, Çin tarçını ve reçineden oluşurdu. Yapılan ürün çok ağır ve güçlü kokuya sahip olursa tatlı şarap karıştırılarak hafifletiliyordu. Mısır parfümü ve kokulu krem ustalarının sırrı, çeşitli malzemeleri tam olarak hangi anda, ne kadar ve hangi sıcaklıkta ilave edeceklerine göre değişirdi. Çoğu doğal renginde kalırdı. Ancak alkanet, havacıva otu kökü onları kırmızıya boyamak için kullanılabiliyordu.
Zambak parfümü üretimi oldukça zahmetli bir süreçtir. Alkol olmayan bu süreç için yaklaşık 1000 adet zambak gereklidir. Çiçekler 24 saat baharatlı balona yağı içinde masere edilirdi. Daha yoğun ve keskin bir koku elde etmek için bu işlem tekrar yapılırdı. Bu özel yağ karışımı ölen kişinin öteki dünyada huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için sihirli bir işlev taşımaktaydı. Yağların koyu siyah rengi ölüm ve yeniden doğuş tanrısı Anubis ile ilişkilendirilmiştir. Bu siyah renk genellikle çam katrağından kaynaklanıyordu. Kifi en ünlü ve kompleks parfümlerden biriydi. Bu koku yalnızca güzel kokmak için değil, aynı zamanda ruhsal bir bağ kurmak, meditasyona yardımcı olmak ve sağlık problemlerini gidermek için de kullanılmıştır. Kifi parfüm bazı ve tütsü tarifi. Macun kıvamında olan bu karışımı bir tütsü taşıyıcısı üzerine yayarak sıcaklıkla etkileşim kurmasına izin verebiliriz. Parfüm yağı içinse taşıyıcı yağı kullanmamız gerekir. Bu yağlar aromatik bileşenlerin daha kolay taşınmasını sağlar ve ciltle temasa girdiğinde zarar vermez. Bu malzemeleri karıştırdıktan sonra şişelere koymak ve birkaç hafta dinlendirmek gerekir. Bu süre boyunca parfüm bileşenlerinin birbirleriyle iyice karışması sağlanır ve koku derinleşmiş olur.